Sevgili öğrenciler, 19 Mayıs 1919 Samsun'da Türk milletinin azim ve kararlılıkla Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir defa daha şaha kalkışın başlangıç tarihiydi. 19 Mayıs 1919 tarihinde Türk milletinin var olmakla yok olmak arasında gerginler yaşadığı günlerdir. İşgal, açlık, sefalet bir kara bulut gibi Anadolu'nun semalarını kaplamıştır. Bütün ümitler tükenmek üzereydi. İşte böyle bir anda Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için esaret altında yaşamaktansa ölmek daha iyidir sözünü söyleyerek Samsun'da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı tarihtir. Kahraman Anadolu insanı Büyük Asker Atatürk silah arkadaşlarının etrafında keletlenerek tarihte görülmemiş bir destan yazılmıştır. Bu destanın adı Kurtuluş Savaşı'dır. Bu özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile birlikte kısa sürede tüm ülkeye yayılmıştır. Bugün mevcudiyetimizi ve bağımsızlığımızı işgalci düşman kuvvetlerine karşı kahramanca savaşan Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanın her cephesinde savaşarak şehit olmuş atalarımıza borçluyuz. İstiklal ya da ölüm, istiklal, ya istiklal ya ölüm sözü biz Türk milletinin ruhunda vardır. Bunun için de çetin ve imkansızlıklar içerisinde uzun süre bir mücadeleden sonra şehit kanlarıyla yorulmuş Anadolu toprakları düşman kuvvetlerinden temizlenmiş, hemen arkasından egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ülkesinden hareketle cumhuriyet ilan edilmiştir. Böylece vazgeçilmez güç kaynağımız, milli birlik ve bütünlüğümüz sağlanmıştır. Tarihimizin bazı dönemlerinde olduğu gibi Türk milletinin tarih sahnesinden ilelebet varlığı devam edebilmesi için milli birlik ve beraberlikle mümkündür. Bu sebepledir ki milli birliğimizi sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yaşatmak en başta gelen görevimiz olmalıdır. Omuzlarımızda yükselttiğimiz Türkiye Cumhuriyeti her türlü şiddet ve kavgadan, milli bütünlüğümüzü bozucu düşünce ve gruplaşmalardan uzak tutarak hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozucu gelişmelere asla müsaade etmemeliyiz. Sözlerime son verirken Allah bizlere bir millet ve devlet olarak bu aziz vatan topraklarında hep beraber huzur ve barış içerisinde ilelebet yaşama gücü versin.